Herkese merhaba. İkonik Otomobiller serisi yeni bir otomobil. Hyundai Accent. Ne kadar ikonikse. İşte budur. Halit Volkan susuyor, ben konuşuyorum. Evet. O ciğerini biliyor. Evet ya. Evet ya. Ama Accent'in en önemli özelliği Excel'den sonra gelmesi. Bir kere. Konuşacağımız Accent o Accent. Evet. Dikkat. İlk Accent. LS, tabii Elix, Accent mi, Accent mı? Ona da siz karar verin. LS, Elix, GLS. GLS i̇şte, lüks abi. Lüks, lüks tabii. Hadi. Şimdi, abi kapı camları otomatik. İşte radyo teyip var. GLS 1.5. Tamam iyi. Sen lüksünü test etmişsin yani. Ya bunu tabii Yavuz Oğuz yaptı testini o zaman. Otoshow Direct'sinin test pilotuydu ama bunu, biz de kullandık. Bunun tabii bir LS'si var. Hala kullanılıyor LS'ler biliyorum. Abi hidrolik direksiyon yok. Gerek yok ki. 4 cam otomatik. Oğlum 155 yok. Lastik var. Ne gerek var? Hidrolik direksiyon. Araba desen 850 kilo. Ama merak o araba alındığı zaman ilk yapılan şey neydi biliyor musun? Arkaya spoiler takmak. Aa evet ya. Araba uçuyor. Evet. Hadi bu arada bakalım. 934 kiloymuş. 950 dedim abartmışım ben. Bu bir de şey hani donanımlı versiyonu. Donanımlı. Klima falan var onda. Vardır. Dur var bakayım. Var. GLS'de var. Hemen donanımına GLS'nin okuyorum. Yükseklik ayarlı direksiyon. Bak. Bel destek ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu. Bel desteği de varmış. Oğlum lüksmüş lan bu araba. Lüks tabii canım. Hidrolik direksiyon. Herkeste yoktu bunlar. Gösterge tablosu reostası. Işık şiddetini ayarlama yani. Vay arkadaş. Abi donanım diye yazdıklarımıza bak o zaman. Başka da bir şey yok çünkü doğru gün. 4 hoparlörlü otomatik antenli radyo teyp. Bzzzt diye kendi çıkıyordu anten. Sonra kırıyorlardı onları. İçeriden ayarlanabilen elektrik kumandalı dikiz aynaları. Evet. Dış aynalar yani. Vay arkadaş. Utanmayıp yazmışsınız. Oğlum içeriden yani açılabilen bagaj ve benzin depo kapağı. Evet. Şöyle evet, tık. Evet. Bununki birini it birini çek miydi? İki ayrı. İki ayrıydı. İki ayrıydı bununki. Değil mi? Evet iki ayrı. İki ayrıydı. Bir arabada hatırlamıyorum hangisi olduğunu şu anda. İtince bagaj çekince ya, depoydu. O kafayı yedirtmişti bize. Ulan itiyoruz çekiyoruz hepsi birden açılıyor falan. Unutuyorsun çünkü de. Abi geliyor testte 3-5 günlüğüne. Aynı anda da 2-3 araba geliyor. Hangisinin nesi falan. Şu anda şeyde şaşırmıyor musun? Açık dürüstçe ifade edin. Arabaya bindiğinde nereden hani marş hangisi o kadar karıştırıyorum ki artık. Canım yani. Arıyorsun ilk, hani. İlk bindiğim an evet. Evet. Sonra evet. Tak diye oturuyor. Ama sonra bir sonraki arabada gene aynısı hani. En büyük şey ne biliyor musun? Hani mesela Mercedes'e biniyorsun aşağı yukarı tahmin ediyorsun nerede olduğunu. Renault'a biniyorsun tahmin. Abi şimdi Çinliler geldi ya tamamen uzak biz hani. Bakıyorsun böyle nerede ne var diye bir önermen gerekiyor. Mercedes'teki sıkıntı da şu. Mercedes'e bindiğinde silecek diye vitesi atıyorsun. O çok var. O büyük, onu yapan büyük. Çok var. Evet. Onu yapan çok var. Ve hadi bak bir tane Mercedes'le ilgili son dönemde GLA kullandım. Makyajlı. Şimdi tamam çok alışığım buna. Problem yok burada vites. Abi sinyal kolunun üzerinde ya silecek. E bir de arka silecek var bunda. Arka silecek için düğme yapmışlar bir tane onun üzerine. Ya zaten kırıldı kırılacak gibi duruyor sinyal kolu. Ona bir de böyle parmağınla basma falan. Abi seninki Mercedes de, Mercedes diye bıraktı orada yani. Seninki de parmak değil. Bir yerin barnak. Barnak basıyor. Evet. Neyse aksent konuşuyoruz. Aksent konuşuyoruz. Dur daha bitmedi. Donanımı uzun bu arada. Zengin. Elektrikli ön camlar, merkezi kilit, renkli cam. Çok önemliydi bu zamanında. 5 kademeli silecek fasıla ayarı. Bak o zamanlarda bu Avrupalı otomobillerin çoğunda yoktu ha. 5 kademeli fasıla. Ne gerek var? Abi çok az. Ama şey yok ya, arkadaşlar hatırlatırım. Otomatik değil. Yok sen ayarlıyorsun. Sen ayarlıyorsun. Tık tık tık. Normal tık, canım. Tık. Ama tipoda temperada falan vardı mesela böyle şeyler. Güzeldi o. Gövde rengi tamponlar. Demek ki LS'de gövde rengi değilmiş yok ki yazmışız. Kapı bagaj açık uyarısı. Bak kapı açık onu uyarısı. Hatırlamıyorum vallahi. O kadarını hatırlamıyorum. Katlanabilen arka koltuklar. O tek parçadır tahmin ediyorum. 1,5 litre, 12 subaplı, üstten tek eksantrikli, elektronik ateşlemeli. Enjeksiyonu zaten. Zaten elektronik ateşlemesiz enjeksiyon yok. Ama yazmışız biz onu. 85 beygir gücündeymiş. SAE diye belirtmişiz. Demek ki din normunda daha zayıf bir makine bu. 3000 devirde 13.2 kilogram metre. Yani 130 Nm civarı falan bir torku varmış demek ki. Vites oranları vesaire vesaire. Aerodinamik katsayısı çok başarılı yalnız. 0.28. O dönem için evet, çok başarılı. Yani o dönemde temperanın zaten, da 0.28'di. Zaten yumurta kasa diye geçmiyor bunlar. Abi o bir de şey karıştırılıyor.
böyle iyice yuvarlatınca daha iyi aerodinamiği, işte köşeli olunca daha kötü değil. Tempranın da 0.28'de. Yani tempra öyle, köşeden geçilmez. Her yerden köşe tabii. O başka bir durum. Şimdi bu otomobil Hyundai'nin Türkiye'de yerleşik olmasını sağlayan model aslında. Accent. Bu arada başlığın çok dikkat çekici. Bu Hyundai daha iyi. İyi. Evet. Hani aynen öyle. Güzel başlık. Ama şey, bu o zamanlar kullandıkları bir reklam sloganına çok benziyor. Bu Accent daha iyi miydi? Veya öyle bir şeydi galiba. Bu Hyundai daha iyi. Öyle bir şey koymuşuz işte başlık. Ama biraz önce söylediğin cümle çok doğru. Oradan devam et istersen. Yani Hyundai'nin Türkiye'ye yerleşmesini sağlayan model bu. Ya Excel çok iyi bir otomobil değildi. Bu çok arada, sallanan. Bu arada bu Türkiye'de üretilen de bir otomobil. Tabii sonra Türkiye'de başladı. Excel üretilen. Türkiye'de üretilmedi. Bu Accent'le başladı. Accent'le başladı iş. Excel gerçekten çok gevşek bir otomobildi. Kötü yol tutardı. Çok yumuşak süspansiyonluydu. Yani aslında Türkiye'yi de Avrupa'dan sayıyorum ben. Otomobil beklentisi anlamında, tüketicilerin otomobil beklentisi anlamında Avrupa için yapılmış bir otomobil değildi Excel. Ama Accent, evet, bizim pazarlara daha uygun hazırlanmıştı. Mesela çok daha sert bir süspansiyonu vardı. Yol tutuş konusunda Excel'den çok daha iyiydi. Gerçekten çok daha iyiydi. Bu donanımlar mesela o yıllarda Avrupalı otomobillerin giriş versiyonları, yani bu fiyattaki otomobillerde pek bulunmayan donanımlardı. Bu açıdan baktığın zaman hani Hyundai, Güney Koreliler de Japonların yolunu izledi aslına bakarsan. Hyundai Accent'te özellikle bu GLS markayı çok yukarıya çıkardı. Evet. Yukarıya taşıdı. Yani işte donanım da orada etkili. O da var. Ve hani GLS bizim için zengin müşteri demekti mesela. Mesela dikiz aynalarına direksiyon sonundaki küçük düğmeyle kumanda ediliyor diye fotoğrafını da koymuşuz. Şeyi hatırlatırım mesela, o dönemlerde Citroen'lerde sağ ayna elektrikli, sol ayna manueldi. Elin burada yapıştı. Tabii elini yani. Ayarla lan, hani maliyetten kısma çabası, tamam mı, temelde. Bu arada aynı dönem için arkadaşlar şeyi de söylemek lazım. Hyundai Türkiye'de büyürken buraya Accent'i koydu. Sonra buraya bir de H100 panelvan koydu. Evet. Çok evet, sattı. Evet, çok. Bir de bu panelvan minibüsünü koydu. Aynen. Pardon, öyle. Minibüsünü diyor. Kamyonetini koydu. Şimdi hala var o kamyonet. Evet, o kamyonetler ve o panelvan ve bu Accent üçlüsü özellikle böyle bildiğim piyasayı sildi süpürdü. Ben servis müdürü yaptım o dönemde, şöyle bir karar aldık biz. Şimdi ben çok iddialıyım. Türkiye birincisi olmak istiyoruz. Biz Türkiye'nin en büyük. Fakat olamıyoruz abi. Çünkü full kapasitede çalışsam rakipler daha iyi. Çünkü kapasiteleri büyük ve ben servisine kadar doldurayım onları geçemiyorum. Ve şöyle bir şey yaptım. Gece servise başlattık biz. Süper. Çünkü çok bizim müşterinin önemli bölümü sucu, tüpçü, ocuk, bucu. Gündüz çalışıyor zaten. Gündüz çalışıyor. Ama kural şu. Akşam 6 ile 8 aracı bırakacaksın. Sabah 6'da teslim alırsın. Güzel. Hani gece 3'te geldim ara, öyle bir dünya yok. Ben o randevuya göre personel ayarladım. Tabii. Biz Türkiye birincisi olduk. Kapıyı kapatıyorsun. Evet, kapıyı kapatıyorum. Sabaha kadar o arabalar bitiyor. Sabah 6'da tık 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 hepsi gidiyor. Sonra normal ben de müşteriye geliyor işte. Yok, ben eve gidiyorum artık. O saatten sonra. Ama biz Türkiye birincisi olduk ondan sonra. Çok mantıklı ama. Ve çok mantıklı. Sana şöyle söyleyeyim Ali. Öyle bir an geldi ki gece müşterisi gündüzü geçti. Öyle bir müşterisi var durumda aynı. Abi çünkü kimse işini gücünü bırakmak tabii istemiyor. Çok normal yani. İşten kalıyor çünkü adam. Yani bu kadar basit. Ve H100 panelvanlar ve kamyonetler Accent'le beraber gerçekten Türkiye pazarını o dönem domine ettiler. Accent konuşalım. Mesela şeyi yazmışız özellikle. İki kolu bir direksiyon simidi var zaten. Hı hı. Ergonomik demişiz kokpite. Zaten çok fazla düğme ıvır zıvır yok o zamanlar ama elinin ulaşabileceği her yerde bütün düğmeler filan. Kolay kullanılan bir otomobildi bu. Gerçekten pratik bir otomobildi temelde baktığında. Verilerine baktım. 0-100 12.7 saniye. Ya o zamanlar için normal veriler aslına bakarsan. Ya, çok iyi bir performans değil temelde baktığında ama. Maksimum hızı 186 km'ymiş bu arada saatte. İyi bir rakam bu. O yıllar içinde iyi bir rakam. Bugün bile iyi bir rakam böyle bir motorda. Şu elektrikliler yapamıyor o kadar. Ha tabii. fren mesafesi tabii biraz sıkıntılı. 51 metre. Lastikleri de kötüydü ama. Zaten temel hikayelerden bir tanesi o. Lastikleri ciddi problem, doğru bunun. O dönemler Güney Koreli lastik üreticilerin kalitesi bugünkü gibi yüksek değildi. Pirelli kullanıyordu ama bu.
Yok, ilk gelenlerde ben şeyi de hatırlıyorum. Pirelli P2000 vardı hani. P2000 evet biliyorum. Şey yapmazsın Pirelli P2000 o dönemde. Sehpa yapmazsın yani o kadar yani. Ama işte düşük maliyetli otomobile düşük maliyetli parça bulmak zorundalar. Yani bu kadar basit. Ama 51 metre şöyle söyleyeyim sana. Benzer dönemde mesela test ettiğim enjeksiyonu Şahin Doğan çıkmıştı ya. O 54 metre durmuştu mesela. Bu ondan iyiydi gene de. Ben şöyle bir anket yapmıştım o dönemde müşteri arasında. Aracından problemi olanların. Hyundai Accent'te problem gördüğü şeylerin %75'i müşterinin bunu aracın karakteristiği olarak kabul etmiş. Kabul etmiş tabii. Genelde öyle olur ama. Bu araba bu yani falan diyor. Ve şöyle bir ses vardı mesela koltukta gırç gırç diye bir ses vardı. Diyor ki bu araba normal bu. Bunun sesi bu. Yok abi değil. Değil yani. Hani benim gibi manyaklar oralara böyle küçük şeyler koyup o sesi kesmeye kesiyor çalışan falan adamlar var. Bazı markalarda bazı modellerde de doğrusu o yaşanır. Mesela Dacia Duster'larda da çok vardır o koltuk gevşemesi. Daha enteresan örnek vereyim. Peugeot'un RCZ diye bir kupesi var ya böyle değişik. Porsche'ye atıfta bulunan bir tasarım. Onun da koltuğu gevşer mesela. Sinir olursun. Şeyinde, abi koltuk gevşer mi ya? Mercedes Manda kasalarında evet, T motorun çak 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 sesi vardır. O da orijinal sesi zannedersin. Mesela Almanya'dan bir tane 280 geldi onda yok o ses. O bizde sürekli evet. Bozuk yollarda bir şeyi gevşetiyordur. Mesela yan rüzgarlardan çok etkilendiğini yazmışız. Yani 0.28 aerodinamik gaz sayı önden. Yandan öyle bir dünya yok. Elektrikli cam düğmeleri vites kolunun arkasındaymış. Doğru. Bu da tamamen maliyetle ilgili bir durum. Yani kapıya kadar elektrik tesisatı çekmektense hani göğüslük derler ya orta konsolun alttan çek oraya bitti. Metraj hesabı bu tabii insanlara bazen komik geliyor. Kaç senttir baba o kaç kuruştur? Kaç bin tane? Da 1 milyon tane üretince bayağı bir rakam etmeye başlıyor. 3 milyon tane üretince başka bir rakam ediyor. Yani böyle bakmak lazım. Otomobillerin endüstrileştirmesi yani üretime hazırlığı sırasında yapılan hesaplar kuruş kuruş. Ama sonunda milyon dolarlara varıyor edilen kar. Onu da atlamamak lazım. Sonra başka ne diyebiliriz? 175-70 R13'müş lastikler bu arada. Broadway lastiği. Evet. Dedim ya lastikleri ciddi problemdi. 4117 milimetreymiş uzunluğu. Vay arkadaş ya. Demişiz ki ön koltukların yan yükseltisi az. Dolayısıyla virajlarda vücudu tutmuyor. Ama sertliği iyi ayarlanmış. Genelde sessiz. Yol zemini bozulunca lastik sesi çoğalıyor. Tipik uzak doğu otomobili. Japonlar gibi yani. Bu da ne abi? Çamurluk içi ses izolasyonu. Maliyet demek. Onlarla uğraşmıyor arkadaşlar. Fakat dediğim gibi bu otomobil birçok ailenin ilk otomobili oldu. Ve kabul etmek gerekir ki aynı dönemde üretilen ne bileyim Şahin'den, Renault 12 Toros'tan vesaireden daha yeni teknoloji bir otomobildi. Böyle bir gerçek var. Ve uzak doğulu otomobiller genelde ilk kalkışlarda çok seridir. Bu da insanların hoşuna gider. Bu da öyleydi ya. Toyota Corolla da mesela öyleydi. İlk hani efsane kasa diyorlar ya bizde. Japonlar genelde böyleydi. Böyledir. Otomatik şanzımanları da öyle çalışırdı. Benim bir tane bir servise yönetici olarak gittim. İşte gittiğin zaman servis müdürüne bir araç verilir ya verdiler. Fakat orada bir tane duran ikinci el var. Dedim bu arabanın nesi var? LX bu arada, GLS de değil. Dediler vallahi işte ikinci elde ama onu kimse almaz. Bu çöp. Hani o kadar kötü bir araba. Abi ben arabayı topladım. Ha. Sonra dedim ki ben bu arabayı kullanacağım artık. Ama hani motoru yapıldı, her şey yapıldı. Kaportası böyleyse araba oldu şey, çiçek. Cillop, cillop. Neyse dediler ki iki gün kullandım. Üçüncü gün dediler ki biz bu arabayı satalım. Para eder diye mi? Tabii. İkinci elde iki araba. Neyse verdim arabayı. Aa iki gün sonra baktım bizim genel müdür biniyor arabaya. Dedim ben alayım arabamı. Satılana kadar bende kalsın. Ben o arabayla bütünleşmiştim mesela. Çok acayip keyif aldığım bir otomobil. Bu arada yakıt tüketimini de o zaman için süper benzin diye de şey düşmüşüz. SB diye. Arkadaşlar o zamanlar kurşunsuz benzin, kurşunlu benzin ayrımları evet. Vardı. Yani her motor kurşunsuz benzine uygun değildi mesela. Mavi benzin, mavi neydi? Mavi benzin vardı ya o zaman. Renkleri farklı renkleri tabii. Renkleri farklı tabii canım farklıydı. Ve süper benzin kullanıyormuş enjeksiyonlu ya. 9.8 litre 100 kilometrede tüketmiş ortalama bizde. Ya biraz yüksek olabilir. Ya o dönem içinde. Olabilir yani. Bu mümkün. Ya hatta bir iki farklı otomobile bakayım. Karşılaştıralım diyeceğim de. Ha bak karşıma. Nexia. Daibu Nexia çıktı.
O 9.2 mesela. Bir tık daha fazla aksent. Ha bu arada şey kurşunlu benzin kullanıyor. Süper benzin kullanıyormuş. Bu kurşunsuz süper benzin kullanıyormuş. Bizde bir de normal benzin vardı bir de. Normal vardı. Ayrıca normal vardı. Oğlum unutmuşuz lan. Şu oraya sen anlatınca oraya gitmeye çalışıyorum. Bir dakika o neydi o neydi diye. Tabii canım yani. Normal benzin, süper benzin, kurşunsuz evet. Süper benzin. Vay arkadaş ya. Tabii BMW'lerle kıyaslamayalım değil mi? Oo 7.42'yi testi yapmışız. 15.3 litre kilometrede. Mesela 3.16, 9.6 litre. Abi 3.16 ile aynı yapıyor ya. Evet. Ya tabii bu yapacak bir şey yok. Bir de şimdi yan taraftaki sayfada Elantra görüyorum mesela. Evet. Accent'in o zaman Koreliler'le konuştuğumu da söylemiştim. Bizim hedefimiz, o zaman ben oradayım ya. Bizim hedefimiz Accent'i sattığına Elantra aldırmak. Tabii. Fakat Accent müşterisi Elantra'ya geçmedi. Elantra Türkiye'de bir türlü tutmadı. Abi. Tutmadı. Olmadı ya, olmadı ya. Accent müşterisi Elantra'ya gitmedi. Ya yeni Accent aldı ya başka markaya gitti. Ama Elantra'ya geçmedi o müşteri hiçbir zaman. Yani Elantra Avrupa'da da tutmadı zaten. Ki bunun 2.0 motorlusu falan çok başarılıydı Elantra'nın. Ya biz 1.6'sını yapmışız, 1.8'ini yapmışız. Kaç beygir girmiş o zaman? 128 beygir. 2.0'ı vardı bunun yani. Bir dakika abi. Şeyine bakayım ben. Kaç kilovatmış bu? 94 kilovatmış çarpı 1.36. Evet doğru. Bu SI net demek ki. 128 beygir. Aslında hiç fena değil ha. Baktığında da. Dedim ya 2.0'ı vardı bende bir ara. Fişek gibi arabaydı ama Türkiye'de hiçbir zaman tutmadı yani. Bu arada ha bak bagaj hacmini vereyim Accent'ın. 303 litre. Oğlum yok gibi bir şey. Bir valiz koy işte. Şu anda B hatchbacklerin 300 litresi olanlara biz küçük bir bagaj diyoruz. Ben bunda ama çok yol yaptım ya. Ne Kuşadası yolları yaptım biliyor musun? Yani. Ki bu arada Accent sadece bu yumurta kasadan ibaret değil. Sonraki versiyonları da pazarı domine eden. Tabii tabii. Çok gelişti. Çok gelişti. Evet. Yani hakikaten çok gelişti. Birkaç nesil birden. Türkiye'de taksicilerin bile bir kısmının sürekli kullandığı otomobil haline geldi. Ya Accent, dizeli meşhur oldu. Yaklaşık 10-15 sene aralıksız pazarda ki Türkiye birincisi olduğu sene var Hyundai'nin. Tabii. Ve hani büyük bir çoğunluk. Ama orada şöyle bir şey var. Birinci olduğu açıklandı. Sonra 2 ay sonra galiba TÜİK verilerinden mi ne işte Renault birinci oldu falan filan gibi şeyler oldu. Orası biraz karmaşık. Ama orada geçsin de çok emeği Getsin var. Orada geçsin de çok emeği var. Mesela bak ben şeyi hatırlıyorum. Hyundai Türkiye'ye ilk geldiğinde Excel ve Sonata ile geldi. Evet. Ve Beşiktaş'ta bir bayisi vardı. Ben üniversite öğrencisiydim o zaman. Bizim okula da çok yakındı. Gidip baktım. Doğan'dan rakamları yanlış söylüyor olabilirim. Ne olur affetsinler beni. Doğan o zaman işte 42 veya 46 milyon liraydı. Ya da milyar bilmiyorum. Kaç sıfır vardı hatırlamıyorum. O 54 milyon liraydı. Veya 54 milyar liraydı. Ya arasında çok büyük fark yoktu fiyatın. Ya %20 tabii çok büyük fark aslında ama ya biri Şahin veya Doğan, diğeri Sonata abi. Yani kocaman otomobil o zaman için. Şimdi baksak masa kadar. Şu iki masa kadar. Ama ben arabayı incelemiştim. Abi 4 elektrikli cam, merkezi kilitler, klimalar bilmem neler ama filan. Çok problem. Sonata mı? Yani işte. Özellikle o ilk Sonatalar var ya arıza yaptı mı? Yandım. Bittin abi yani çözsen de çözülmüyor Hyundai'nin ya. Hyundai'nin işi öğrenmeye başladığı zamanda onlar evet. İşte. Ve ondan 10 yıl sonra yani bu konuştuklarımızdan 10 yıl sonra Hyundai dünya devleri arasına girmeye başladı. Bunu da atlamayalım yani. Yani öğrene öğrene geldiler. Tamam bir takım modelleri gerçekten çok iyi değildi. Bunu onlar sanki bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. O yüzden ucuz otomobil olarak girdiler pazarlara. Ama sonra kaliteyi yükselttiler. Şimdi ne konuşuyoruz abi? Ioniq 5, Ioniq 6 falan. Ya 96 yılı bu, 95 yılı ya. Evet. Dün. Çok uzak değil yani baktığında. 30 yıl bile olmamış. Tamam mı? Ve Hyundai Kia grubu şu anda dünyanın işte ilk 5'inde. Kia'da, Hyundai'de aslında bir süre sonra crossover SUV grubuyla böyle bir fırladı gitti. Yani bu taraf sana hani ucuz otomobil ama o tarafı bir çok hızlı. Ucuz otomobil diye bir şey yok. Evet. İki markada da. Mesela Tucson'lar, Musonlar yani yıktı geçti o zamanlar. Hani traktör gibi her yere kullandık biz onları. Tabii Galloper vardı ya. Ama o şeydi biliyorsun. Başka bir markadan
Yani Mitsubishi Pajero'ydu yanlış hatırlamıyorsam onun altyapısı. Mahindra yaptı onu sonra biliyorsun. Hı hı. Yani orada bir top çevirdiler. Kaçtı? 6.3 mi motoru vardı onun ya? Yok değil de. Büyük bir motoru var Galopur'un. Büyük de, ya onlar orada bir MTV'den mi ne bir şeyden gol yediler. Evet. Ağır gol yediler. Millet satacak yer bulamadı arabaları ikinci el evet. yani. Çok ağır bir darbe yediler orada. İlginçtir. Belki de o yüzden. Kia SUV tarafında çok daha hızlı büyüdü Sorento sayesinde. Ondan önce Sportage var tabii. Mesela Hyundai SUV büyümesine daha sonra katıldı. Şu Galopur'la girdi ve Galopur olmadı yani. Perişan etti insanları evet. Galopur. Hatırlamıyorum bak detayını. Ya Galopur... Ulan burada varmış şimdi testi bir de yok. Bundan sonraydı çünkü o. Galopur'da şey yaşadı bayiler. Galopur'u işte distribütör dağıttı kaldı zaten. Evet. Galopur herkese her bayinin kendi arabası oldu. Vergiyle ilgili bir problem evet, vardı ama vallahi hatırlamıyorum. Çok büyük motor ya 3.4 olabilir 3.6 olabilir. Tabii üçlü bir motor vardı. Büyük bir motoru vardı ve 3.6 hani... falan olabilir tam şimdi hatırlamıyorum ya da 3.2 olabilir. Onu toparlayamadı kimse. Orada işte dediğim gibi ya motorlu taşıt vergisinde ya başka bir şeyde bir değişiklik oldu o zaman. Çok fena çakıldı onlar. Ama neydi vallahi hatırlamıyorum şu anda. Ama Accent güzel arabadır. Ben güzel arabadır derken hani hayatımızda yer etmiş ikoniktir ya. Tabii değil mi? Birçoğumuzun kapısında bulunmuştur. Bir de şeydir. Müşteri grubunda da genelde Doğan Şahin ve işte Spring Broadway grubundan Hyundai'ye geçen bir kitleyle karşılaşıyoruz. Ben bir de bu ilk Accent'ın tasarımını severim. Çok böyle sade hani evet. göz yormayan çok temiz bir tasarım. Hala yollarda var ve çok temiz. Bu arada sedan ya bu. Az önce boyunu söyledim 4.1 metre. Bugün B hatchbackler 4.1 metre boyunda. yani bir de bunların Türkiye üretimi olmayan GLS'nin hatchbackleri vardı. Çok evet. güzel arabaydı. Evet. Tasarım tamam. olarak da çok güzel bir otomobildi. Yani Elantra'nın da station'ı vardı. Abi Hyundai'nin Türkiye'de pazara girebilmesi, daha doğrusu pazarda yükselebilmesini sağlayan otomobildir. Bazı arkadaşlar gene ne alakası var, ikonik değil falan diyecek ama büyük ikonik. Biz ya. Öyle hani Lancia Delta Integrale ikonik deyip çıkmıyoruz. Elbette onlar ikonik. Ama bu Türkiye pazarında iz bırakmış, yer etmiş modellerle ilgili ikonik. Bizi izleyen arkadaşlar içerisinde Hyundai Accent'in sürücü koltuğuna oturmuş ya da ailesinden birisi kullanırken sağ koltukta arka koltuğu seyahat etmiş çok arkadaşımız vardır. Onların anıları tazelenmiştir şu anda. Hidrolik direksiyonları o kadar yumuşaktı ki bunların. Evet. Parmakla çevirsin. Bu arada tamiri bakımı da çok kolay bir otomobildi. Ben o grupta bir tek abi Sonata. Sonata geldiği zaman diyordum ki özellikle ilk Sonatalar. İlk Sonata. İlk Sonataların otomatik şanzıman arıza yaptıysa abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Daha uğraşma yani. Hani yok. Yani hani sen gönderirsin o geri gelir. Sen gönderirsin o geri gelir. Son bir Hyundai hikayesi anlatayım mı? Tabii. Sene kaç? Herhalde 99 falan. Hyundai şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki biz fabrikada tadilata gidiyoruz. Burada. Ve yedek parça deposunda tadilata giriyor. Ya 20 gün ya 1 ay civata bile alamazsınız bizden. Abo. Öyle bir stok çekin ki. Bize ihtiyacınız olmasın. Bize ihtiyacınız olmasın. O arada biz tabii stok çektik ama bir tane de şey var otomobil. Starex. Starex'te çıkmış ama görmedik daha düşün. Öyle lansmanlar falan hani varsa da biz görmüyoruz onları. Abi bu şey başladı ya alamazsınız. Müşteri showroom'dan Starex'i alıyor. Caddeye çıkıyor ortadan giriyorlar. Araba geldi. Tamam da parça yok. Showroom'dan sökersin abi yapacak bir şey yok yani. Ya şey yan tarafı. Düzel ha komple değiştireceksin. Ya yancı. Tabii. Abo. Yandan girmişler arabaya. Araba şöyle geldi. Daha birinci ya 5 kilometre ya 6 kilometrede. Pert. Pert yapacaksın abi başka çaren yok yani. Dedi ki abi parça yok yani ne yapacağız? Yok müşteri dildirmiş hani araba almış bir de adam hani. Evet. Dedim abi yok yani 20 gün. Bu arada o 15. günden sonraki bayiler arasındaki network'ü düşünebiliyor musun? Sende o var mı? Bende bu var mı? Böyle bir herkeste bir çalkalanma var. Özellikle eski bayiler çok şanslı. Adamlarda fiyat halinin stokları var. Yeni bayiler daha bir çömez hani. Bizde ne var nedir? Abi stoğa ne koyacağını bilmiyorsun tabii, ki. Tabii ne koyacaksın abi? Ne koyacağını bilmiyorsun. Ne kadar filtre alacaksın, ne kadar yağ tabii. filtresi alacaksın, ne kadar ne alacaksın. Hiçbir şey bilmiyorsun ki. Bir de sık bozulan parça hangisi? Onu da bilmezsin ki daha en başında.
eski bayilere nur yağdı işte o zaman. Bende o var çünkü adamın stok gel, var. Bir de gel. Bir de eritmeye çalıştığı stok var orada. Güzel zamanlar diyor. Ya. Ya güzel derken tabii o zamanlar çekilen çileleri yaşayan bilir. Ama şimdi üzerinden ben, 30 yıl geçince böyle güzel diye anlatıyoruz. Ben bu otomobili aldım. Bir arkadaşımla beraber. Kocaeli'ye gittim. Fabrikanın kapısına. Dedim ki merhaba ben geldim. Korelilerle tanışmak istiyorum. Dediler ki hasta mısın oğlum sen? Ruh hastası mısın? Dedim valla yok tanışmak istiyorum ben. O zaman ismini hiç unutmuyorum. Tabii o zaman Koreliler Türk adı veriyordu kendilerine. Tabii, uzun süre öyle. Öyle kart vizitleri de öyledir. Tabii. Yusuf Lee geldi. İsmini hiç unutmuyorum. Merhaba merhaba. Nedir dedim. Dedim ki böyle bir liste çıkardım. Dedim ki bu arabada bu problemler var. Bu koltuk gıcırtısı dahil. Ne diyorsunuz siz? Gerçek mi? Evet dedim. Bu arabada bu problemler var kardeşim. Çünkü biz uğraşıyoruz bunlarla. Dedi ki buyurun gelin. Güzel. Herhalde tarihte ilk defa 14-15 bin kilometrede bir aksentle gittim oraya. O aksent banta girdi. Toleranslarına bakmışlardır. Nerede ne varsa. Banta soktular arabayı. Ve giderken Yusuf Lee bana sarıldı. Dedi ki sizin gibi yöneticilere çok ihtiyacımız var. Sonra işsiz kaldın değil mi? Sonra Türk yöneticiler giderken dedi ki bir daha bunu yaparsan seni bir daha asla bunlarla çalışamazsın. Dedim ki ama hangisi yani? Hani bu adam diyor ki mutlaka aman bizi bilgilendir. Öbürü diyor ki sakın bir daha bunu yapma. Hangisi? İşte. Gemisini yürüten kaptan diyorlar bizim orada Burak. Zaten çok çalışamadım ondan sonra gittim. Sonra normal. Öyle bir baskı geliyor ki bir bildiğin mobbing yiyorsun yani. Hani, kovun bunu, kovun bunu. Bu çok konuşuyor falan. İşte çünkü onların verdiği bir takım raporlarla senin söylediklerine uyuşmayınca ve bunların da bir kısmı işçilik problemleri ise yani. Bak bir tane daha hikaye anlatayım. Bunlar artık off the record hikayeler değil. Hani artık o grubun tamamı emekli vesaire olduğu için artık anlatılabiliyor. 10 yılı geçti diyorsun. Bir tane çok işte genel merkezde üst düzey bir yöneticimiz var. Şey konusunda çok titiz. Bayiler yan sanayi ürün el altından alamasınlar. Her şey orijinal olsun. Ama var ya kan kusturuyor tamam mı? Birden böyle bir stoklar, baskınlar, onlar bunlar falan. Biz de yani ben zaten öyle bir şey yapmam ama hani rahatım. Ama bütün bayilerde şöyle bir şey var. Ya abi ya nefes aldırmıyor. Neyse. Bu değerli yöneticimiz bir gün artık emekli oldu. İkinci hafta bizi ziyarete geldi. Niçin geldi biliyor musun? Yan sanayi parça satıyor. Aha işte budur Çubukçum, ya. Çubukçum neden almıyorsun? Abi dedim ya. Ya deli misin oğlum dedi ya. Manyak mısın ona o kadar para verilir mi ya? Bari ya bak. Dedim abi ne diyorsun sen? Ya sen gerçekten mi almıyordun dedi. Ya. Dedim şaka mısınız abi siz hani oğlum deli misin dedi ya alınmaz mı dedi bak söylenecek kan kusturdu ya. Bize ayrıldıktan iki hafta sonra adam yan sanayi mal sattı ya. Ya abi şimdi ama bir açıdan baktığında adam doğru hareket etmiş. Hyundai yönetici koltuğundayken Hyundai'nin şeyini korumuş doğal olarak firmasını korumuş. O koltuktan kalkıp dışarıya çıkınca kendi bu arada, menfaatini koruyacak tabii yani. Bu arada çok özür dilerim. Yan sanayi dediğim parça aslında aynı parça. Parça aynı. Bu bunun kutusunda satıldığı zaman Hyundai orijinal oluyor. Burada satarsa aynı ürün ama içindeki ürün aynı ürün. Canım şimdi uyduruyorum MAN filtre. Evet. Filtreleri üretiyor MAN şeyle satıyor. Aynı filtreyi üzerine başka bir damga verip bir orijinal parça. Evet. Herhalde yani Allah Allah. Örnek verdim yani MAN filtre bunu yapıyor anlamında söylemiyorum. Ama böyle bir sürü hikaye var yani. Hyundai güzeldir. Aksent de güzeldir. Çok kahrımızı çekmiştir. Bir arada şeyi konuşuruz. 3 silindir yatık motorları da konuşuruz. O da aksenttir. Tabii. Çok araba sattırtmışımdır ben karşılarım. Hani şey derler, köpek gibi gidiyor derler gider ya. Ama durmaz. Evet. Ama durmaz. Böyle giden bir araba çok nadir görürsün ya. Köpek gibi bayağı gider derler ya. Ciğerli öyle, yani evet. Gider ama frenleri zayıftır. Öyle bir aksenttir o da bir arada. O da bence şu yüzden. Hiç kimse böyle delice gitmez deyip ona göre fren koymuşlar. Yani başka bir açıklama getiremiyorum. Çok acayip gidiyordu o ya. Ben ilk kullandığımda inanamadım. Dedim ki bir de 3 silindir nadir o zaman yok. Bir Seat Ibiza'larda, Volkswagen'lerde falan vardı 3 silindir dizel. Toledo'da vardı galiba. İşte Toledo, Seat, 3 silindir dizel. Bir de Hyundai'de vardı başka 3 silindir, dizel yatık motor falan. Lan bu gider mi dedim. Bir bastım dedim ki bu ne lan? Böyle bir makine yok yani. Tart traktörü içerisinde. Arkadaşlar izleyen ve değer veren herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.